Arkadaşlar tarih biliminin yöntemine baktığımızda bir tarih araştırmacısı herhangi bir dönemi, olayı ya da kişiyi incelerken ne gibi durumlara dikkat etmek zorundadır? Yani bir araştırmacı araştırma yaparken hangi basamakları ilerlemek zorundadır? Bunu inceleyeceğiz. Tarih biliminin yöntemine baktığımızda öncelikle ilk aşama kaynakları ele geçirmek, kaynak bulmak yani belgelere ulaşabilmektir. İlk aşamamız budur. Tarihe kaynaklık edebilecek her türlü bilgi ve verilerin bulunması aşamasıdır bu aşama ve belgeler toplandıktan sonra kaynak araması yapıldıktan sonra ikinci aşamamız tasnif yani sınıflandırma aşamasıdır. Tasnif aşaması belgelerin sınıflandırma aşamasıdır. Belgelerin sınıflandırmasındaki amaç arkadaşlar araştırmayı kolaylaştırmaktır. Sınıflandırma 3 aşamada gerçekleşiyor. Zamana göre sınıflandırma, mekana göre sınıflandırma ve konuya göre sınıflandırma gibi sınıflandırma çeşitleri olmuş. Yani zamana göre sınıflandırma da arkadaşlar örnek olarak mesela orta çağ tarihi ya da işte 15. yüzyıl gibi sınıflandırma yapılabilir. Ya da işte mekana göre sınıflandırmada Anadolu tarihi, Mezopotamya tarihi, Orta Asya tarihi gibi medeniyetlerin kurulduğu çeşitli bölgelerle ilgili sınıflandırma yapılabilir. Konuya göre sınıflandırmaya baktığımızda da özellikle ana başlıklar altında siyasi tarih, bilim tarihi, sanat tarihi, dinler tarihi, ekonomi tarihi gibi bu şekilde konularına göre sınıflandırma yapılmalıdır. Belgeler sınıflandırıldıktan sonra yani tasnifi yapıldıktan sonra arkadaşlar üçüncü aşamamız tahlil aşaması yani çözümleme aşamasıdır. Çözümleme yani tahlil aşamasında elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının kontrol edilmesidir bu aşamamız. Bir sonraki aşama ise tenkit yani eleştiri aşamasıdır. Toplanan verilerin gerçekliği ve güvenilirliğinin tespit edildiği aşamadır bu aşama. Özellikle herhangi bir olayla ilgili bir belge ele geçirdiğimizde bu belgenin içindeki bilgiler bize kaynaklık edebilecek değere sahip midir değil midir? Doğru bilgiler mi içeriyor? Tarafsız mı yazılmış yoksa taraflı mı yazılmış? Bunun eleştirisidir aynı zamanda. Ve beşinci aşamamız son aşama terkip aşamasıdır. Yani sentez aşamasıdır bütün bu toplanan verilerin birleştirilerek sonuca ulaşılması aşamasıdır bu bu aşamada tarafsız olmaya yani objektif davranmaya özen gösterilmelidir nesnel ve kanıtlanabilir bilgiler kullanılmalıdır ve bu aşama tamamlandıktan sonra da artık araştırma yazılı hale getirilebilir Müzik